أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, cümleten selamun aleyküm. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. İdlib'de şehit düşen bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim onları Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Ailelerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Mevlam vatanımızı, milletimizi her türlü düşmanların şerrinden, şer ittifaklardan, şer güçlerden, her türlü belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak ordumuza, askerimize, milletimize güç kuvvet versin. Rabbim ordumuzu, askerimizi görünmeyen ordularla müeyyet eylesin inşallah. Düşman üzerine mansur ve muzaffer kılsın bizleri inşallah. Rabbim bizleri ve nesillerimizi İslam yolunda, Kur'an yolunda, vatan yolunda mücadele ve mücahede eden, rızası uğrunda yürüyen kullarından kılsın diyelim inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, bu dersimizde Kahramanmaraş Üniversitesi Dili Tam Bölümünün Arapça 2 kitabındaki 3. ünitemiz olan İsmi Mevsuller konusunu işlemeye, anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğü kadarıyla. Rabbim ifade ve istifade hususunda bizleri muvaffak eylesin, azmimizi, gayretimizi, iştiyakımızı arttırsın inşallah. Nedir ismi mevsul? İsmi mevsul arkadaşlar hepinizin Kur'an-ı Kerim'den bildiğiniz ellezî, ellezîne, ol kimseler ki diye daha çok kendisinden sonra alametini, özelliğini verecek kişilerin özelliklerini kendisinden sonra söyleyip o yerini tutan ellezîne, ellezî gibi onları kendisinden sonra gelen cümleyle açıklar. Tek başına bir anlamı yoktur. Kendisinden sonra cümleyle açıklığa kavuşan isimlere diyoruz. İsmi mevsuller. Bunlar aynen zamir gibi müfret, tesniye, cemisi vardır. Müzekker ve müennes durumuna göre değişir. Bunlardan tesniyeleri murabdır. Tesniyeleri, diğerleri müfret ve cemileri arkadaşlar mebnidir. Tesniyeleri murabdır. Tesniyede raf alameti elif olur. Nasb alameti ye olur. Elle zani, elle zeyni gibi. Elle tani, elle teyni gibi. Bu şekilde örnek vererek daha iyi açıklamaya çalışalım. Arifu, ben biliyorum veya ben tanıyorum. Arafe ya'rifu, arifu. Nedir? Sülasi mücerredin ikinci babından. Nefs-i mütekellim vahde sığgasında gelen arifu fiili, fiil-i müzari, faili tahtında enedir. Bir tanıma işlemini ben yaptığım için. Kimi sorusunu soruyorsam eğer bir fiile, bu da nedir arkadaşlar? Cevabında bize verecek olan öge mef'uldür değil mi? Kimi sorusunun cevabı. Mef'ul mansubattan olduğu için kendisine bir nasb alameti aramamız lazım. Müfret kelimenin de nasb alameti fethadır. Adamı tanıyorum. Ellezî, öyle adam ki yanzur ileyna, bize bakan adamı tanıyorum. İsmi mevsulden sonra gelen cümlenin tamamına sıla cümlesi denir ve sıla cümlelerinde irabtan mahalli yoktur. Yani irab edilmezler. İrabı yoktur. Ancak kendine önceki cümleye sanki yokmuş gibi kabul edilip kendi içerisinde irab yapılabilir. Örneğin burada yenzur müzari fiil merfuattan da raf alameti ötredir. İleyna yenzur fiili mef'ulü bih gayri sarih harfi celle mecrur mahalle mansup deriz. Ama cümle olarak şu cümleyi ele aldığımız zaman yenzur ileyna cümlesi irabtan mahalli yoktur. Çünkü sıla cümlesidir şeklinde söyleriz. Peki İsmi mevsulün görevi nedir? İki görevinden bahsedebiliriz. Birincisi cümlenin bir ögesi olabilir. Mübteda, haber, fail, meful gibi cümlenin ögesi olabilir. Yine kendisinden önceki kelimenin de sıfatı olur. Nasıl adam? Öyle bir adam ki bu şekilde de tıpkı burada mesela arkadaşlar sıfat konumunda gelmiş. Ben şu adamı nasıl adam? Öyle bir adam ki ondan sonra sıla cümlesiyle o adamın özelliğini vermiş. Uhibbu, ben seviyorum.
Kimi seviyorum? Bakın, seviyorum dedi. Sevdiği kişileri de işte Ali, Ahmet, Mehmet veyahut da Ennase insanları, buraya Ennase olsaydı uhibbu fiilinin mef'ulü diyecektik değil mi? Ennas yerine de ne yapmış? Ellezine, ol kimseleri seviyorum ki, işte burası uhibbu fiilinin mef'ulü bir sarihidir. Uhibbu'nun mef'ulü bir sarihidir arkadaşlar. Nedir? Mahallen mansuptur. Çünkü mebnidir. İsim mef'ul. Yusa'idunen nas. İnsanlara yardım edenleri seviyorum. Ellezine'den sonra gelen cümle sıla cümlesidir. İraptan mahalli yoktur. Evet, tablomuza bakalım. Müzekkerde ellezi, tesniye müzekkerde ellezani, cem'i müzekkerde ellezine, müfret müenneste elleti, tesniye müenneste elletani, cem'i müenneste ellati veya ellevati de vardır. Ellati, ellevati, ellai şeklinde de vardır. Üç ayrı şekilde gelebilir. Elleti, ellati, ellevati, ellai. Burada sadece bir tanesini söylemiş. Peki örneklere bakalım. Câe geldi, kim geldi? Ellezî, ol bir kimse geldi ki. Gelen kim? Ol bir kimse. O zaman burası fail. Gelme işlemini yapan ol bir kimse olduğu için faildir. Necaha, başarılı olan geldi. Necaha isim sıla cümlesidir. İrab'da mahalli yoktur. Câe fiili mazî fetözlememli. Ellezî onun failidir. İsmi mevsul olduğu için mahallen merfudur. Neden merfu? Çünkü fail merfuattandır. Ra'eytü, ben gördüm. Ra görme işlemi var. O işlemi de ben yaptığım için tü onun failidir. Zamir olduğu için muallem merfudu. Peki kimi gördüm? Ellezi. Ol bir kimse ki. Kimi sorusunun cevabı mef'ul. İsm mef'ul olduğu için irabı mahallidir. Muallem mansup. Necaha, başarılı olanı gördüm. Sıla cümlesi de irabtan mahalli yoktur. Şu necahanın isim mef'ulden sonra gelen cümlelerin irabtan mahalli yoktur. Sellemtü, selam verdim. Kim alellezi? Ol bir kimse ki. Necaha, başarılı olana. Burası sellemle arkadaşlar fiili mazi sükün üzerine mebni, faili şuradaki tüdür, mahallen merfu alellezî mef'ulün bih, gayri sarî harfi cer olduğu için mahallen mecrur arkadaşlar, mahallen mecrurdur. Necaha da sıla cümlesi irabtan mahalli yoktur. Evet, bakalım örnek tablomuza. Yukarıda söylediğim gibi arkadaşlar, eğer gördüğüm kişi veya söyleyeceğim kişi müfret müzekker değil de müfret müennes ise zaten fiili biliyoruz. Caet şeklinde geldi. O zaman elleti. Uyumu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Fiil neden müfret müennes gelmiş? Fail müennes olduğu için, müfret müennes olduğu için. Sıla cümlesinden sonra da yine gelen şey fiildi arkadaşlar. Ona uygun olarak müfret müennes gelmişti. Caet geldi. Kim? Elleti. Ol kimse ki necahat. Başarılı olan. Raitu gördüm. Kimi? Elleti. Ol kimse ki necahat. Başarılı olan. Sellemtu, selam verdim. Kimi? Alelleti. Ol kimse ki necahat. Başarılı olana selam verdim. Buradaki elleti caenin faili. Buradaki elleti raitunun mef'ulü. Buradaki de elleti sellemtunun mef'ulü bih gayri sarihidir. Eğer arkadaşlar failimiz iki kişi olursa A'de döndü. Kim? Ellezani. O ikisi. Tesniyenin murab olduğunu söyledik. Yukarıda hep irapları mahalliydi. Mahallen merfu, mahallen mansup, mahallen mecrur. Ancak burada ellezani A'de fiilinin failidir. Ve lafzen elif ile merfu diyeceğiz. Neden elif ile? Çünkü tesniyede tesniyenin raf alameti eliftir. Raitu gördüm. Ellezeyni, ol bir kimseyi ki. Fiil, fail, ellezeyni, raeytünün mef'ulüdür. Mef'ulü bir sarihtir. Nasb alameti ye'dir. Çünkü tesniye. Bunlar zaten irabta mahali yoktur. Alellezeyni, alellezeyni arkadaşlar. Burası da nedir? Mef'ulün bir gayri sarih. Harfi cerle mecrur. Cer alameti ye iledir. Lafzen ye iledir. Çünkü tesniye. Evet, müfret ve cemileri neydi? Mebniydi. Sadece tesniyeler murab. Caet geldi. Kim? Elletani. Yine bu sefer mühendis olduğu için tesniyenin mühendisinde elletani şeklinde diyoruz. Elleti, elletani. Raf alameti elif. Fiillerimiz zaten değişiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar, şunu unutmayalım. Fiil cümlesinde fiille başladığımız için fail tekil, ikil, çoğul da olsa fiil mutlaka tekil gelecek. Müzekkerse müfret, müzekker müennesse müfret müennes. Ancak ondan sonra cümle içerisinde ne olacak arkadaşlar? Faile uygun olarak gelecek.
Gelen kişi kim? İki başarılıysa necaha, üç başarıysa necahu şeklinde, iki bayansa necahata şeklinde. Buraya dikkat edin. Yani burası necaha şeklinde gelemez. Mutlaka tesniye olmak zorundadır. Burası da ada diye tesniye olamaz. Çünkü fiil başta olduğu için müfret olarak gelmek zorundadır. Ra'etülleteyni. Evet, bu ikisini gördüm şeklinde. Nasb alameti y'dir. Raf alameti burada elif dedik. Yine burada da cer alameti y'dir. Çünkü tesniyedir. Cemiler cae geldi. Ellezin ol bilkeler, kimseler ki işte burası cae'nin failidir. İsmi usul olduğu için i̇rab mahalledir. Mahallen merfu necahu, başarılı olanlar. Yine burası Ra'aytunun mef'ulü. Bakın değişmiyor. Aynı ismi mef'ul. Ellezine. Birinde fail, birinde mef'ul, birinde mahallen merfu, birinde mahallen mansup. Çünkü fail merfuattan, çünkü mef'ul mensubattandır. Alellezine de sellemenin mef'ulün bi gayri sarih mahallen mecrur. Bayan olursa 3 ve daha fazla. Caet ellati. Ol bayanlar geldi ki necahne, başarılı olanlar. Ra'aytullati ellati. Ol bayanlar geldi ki necahne, şey, ol bayanları gördüm ki başarılı olanları gördüm. İşte başarılı olanlara selam verdim anlamında getirmiş. Mahallen merfu, mahallen mansup, mahallen mecrur. Sadece tesniyeler mebni. Evet, onlar arkadaşlar özel değil mi? Kişiye ve sayıya özeldi. Bir de ortak isim mefsuller var. Müşterek denir buna artık. Müşterek isim mefsuller. Bunların en çok kullanılan men ve ma'dır. Eyyün çok nadir kullanır arkadaşlar. O da men ve ma'nın yerine kullanılır bazen. Burası murap'tır. Ama bunlar nedir arkadaşlar? Mebnidir. Men, ma. Da'avtu, ben davet ettim. Da'av, da'a, da'ava, da'at, da'ata, da'avne. Da'avtu, ben davet ettim. Burası arkadaşlar nedir? Nakıs fiil değil mi? Da'a nakısı vavidir. Sükun üzerine mebnidir. Tü onun failidir. Muallem merfu. Peki nereye? İla beyti evime mef'ulün bih. Gayri sarih. Harfi celle mecrur. Mahallen mansup. İla şey. Beyt arkadaşlar nedir? Beyt muzaf. Ye muzafın ileyhtir. Şuradaki ye muzafın ileyh olduğu için takdiri irab alır. Kime yardım ettim? Men, ol bir kimseye ki. Ol bir kimseye yardım ettim. Saade, bana yardım etti. Kime? Ni, bana. Zaten burası sıla cümlesi. İraptan mahalli yoktur. Buradaki men kime sorusunun cevabı olduğu için nedir arkadaşlar? Mef'uldür. Mef'uldür. Mahallen mansuptur. Sükun üzerine mebni. İsmi mef'sul. Bana yardım edene evime çağırdım. Bana yardım edeni evime davet ettim anlamında. Allem öğretti el insane, insana öğretti. Neyi? Ma, ol bir şeyi ki lem ya'lem, bilmedi. Bilmediğini insana öğretti. Bilmediğini insana öğretti. Yucibuni, ne yapıyor? Beni hayrete bırakıyor. Kim? Eyyun. Ol bir kimse ki edda, eda etti. Yerine getirdi. Neyi? Vacibe o. Görevini yerine getiren kişi beni hayrete bırakıyor. Arkadaşlar ellezî, elleti de hani özel isim mevsullerde mutlaka sayı ve cinsiyet yönünden uyum vardı ama bu isim mevsullerde, müşterek ismi mevsullerde sayı ve cinsiyet yönünden uyum yok. Sadece canlılar olduğu zaman kullanacağımız isim mefsul müşterek olursa men, cansızlarda ma'dır. Ben kimi davet ettim? Bakın, bana yardım eden kişiyi anlamında. Bana yardım eden kişiyi davet ettim. Burada da neyi öğretti? Bilmediği şeyi öğretti. Birinde canlı, birinde cansız. Eyyun, yani açıkçası çok fazla karşılaşmıyoruz. Karşımıza çok fazla çıkmıyor. Çok fazla kullanılmıyor. Ama burası murap'tır. Yucibuni. Ne yaptı? Beni hayrete bıraktı. Şaşırttı. Kim? Kim olduğu için Eyyun diye arkadaşlar gelmiş. Ol bir kimse ki edda vacibahu, görevini yerine getiren. Yansuru yardım ediyor. Kim yardım ediyor? Ebahu, onun babası. Eb kelimesi zamire muzaf olduğu için Esma-i Hamse'den olmuştur.
Artık burada özür dilerim. Yensur'u yardım ediyor. Kime yardım ediyor? Ebahu, onun babasına yardım ediyor. Ebahu, onun babasına yardım ediyor. Buradaki arkadaşlar Elif, Esma-i Hamse olduğu için, aman yani böyle raf alameti gibi karıştırılabilir. Esma-i Hamse'deki Elif nasb alametidir. Kime yardım ediyor? Babasına yardım ediyor. Kim? Egül evlat, herhangi birisi, huve hayrun. Evlatlardan kim olursa olsun. Herhangi demek Eyyü zaten. Evlatlardan hangisi babasına yardım ediyorsa huve hayrun. O hayırlı evlattır. Evet. Külü yiyiniz. Neden? Min tayyibati ma. Ol bir şeyin temizlerinden ki razakna. Size rızık verdik. Küm. Sizi rızıklandırdık. Size rızık verdiğimiz şeylerden, temiz olanlarından. Burada arkadaşlar tayyibat muzaf ma muzaf ile olarak gelmiştir. Çünkü bakın tayyibatin dememiş, tayyibati demiş. Kulu min tayyibati ma, ol bir şeyin temiz olanlarından ki razaknakum, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden. İşteri, iştera, yeşteri, emri hazır, işteri. Emri hazırdır arkadaşlar. Cezim alameti nedir? Sondaki illet harfinin düşmesidir. Satın al. Neyi? Ma ol bir şey ki hu eftal. En iyisini satın al. O şeyde ne olsun? Huve o şeyde ne olsun? Eftal. En iyisi olsun. Evet, burası emri hazır. Faili tahtında entedir. Ma onun mef'ulüdür. İşte fiilinin mef'ulüdür. Ve isim mef'ul olduğu için i̇rab-ı mahallidir. Mahallen mansup. Huve eftal de sıla cümlesidir. İrab'da mahalleri yoktur. Yesurruni, beni mutlu ediyor. Ne eyyuhum, onlardan herhangi birisi ki huve nacih, başarılı olan kişi beni mutlu ediyor. Yakulu, söylüyor. Kim? Et-tıflü, çocuk. Neyi? Ma ol bir şey. La ya'lemuhu, onun bilmediği şeyi söylüyor. Kale yakulu muzari fiil. Faili et-tıflüdür. Damme ile merfudur. Ma yakulunun mef'ulüdür. Neyi söylüyor? Ol bir şeyi ki, burası mahallen mansup çünkü ismi mevsul, la ya'lemu da sıla cümlesi değil, rabta mali yoktur. E'limni, bana bildir. Neyi? İşte bakın burada da eyyü kelimesi arkadaşlar neyi olduğu için eyyete diyeceğiz burada. Neyi? Çünkü mef'ul. Kimi? Neyi? E'limni mef'uldür arkadaşlar. Eyyeten nisa murab olduğu için irab-ı lafzidir. Lafzen fetha ile gelmiştir. Eyyeten nisa, öyle kadınlar ki, kadınlardan öylesi ki, galet herde, bunu söyleyen kadını bana bildir. Bana bildir veya göster anlamında. İttasil, ulaş, ittisal et, görüş. Kiminle? Bimen, ol bir kimseyle ki, zera, ziyaret etti. Kimi? Ke, seni ziyaret edenle. Nerede? Fil müsteşfa. Seni hastanede ziyaret edenle görüş. Yani burada tabii ki ittasale bir arkadaşlar, telefonla görüşme anlamı vardır. İttasale bir, telefonla irtibat kur. Yoksa görüşme işlemi hastanede değil, ziyaret etme işlemi hastanede olmuştur. Seni hastanede ziyaret eden kişiyle irtibat kur, görüş. Ahdir, hadara geldi, ahdara getirdi, ahdara yuhdiru, emri hazır. Ahdir, getir. Neyi getir? Ma ol bir şey ki. Evet arkadaşlar, bunun faili, ahdirin faili nedir? Entedir, değil mi? Emri hazırın müfredindeki fail entedir. Getir neyi? Maol bir şey ki isim mefsul mahallen mansup. Teşa'u minel fevaki, dilediğin şeyi. Teşa'u, dilediğin şey. Neden? Minel fevaki, meyvelerden dilediğini getir. Ya'lemune, biliyorlar. Ve la tüs'elune, sormuyorlar. Neden? Amma kanu, yaptıklarından. Amma kanu. Evet, burası normalde arkadaşlar nedir? An harfi ceri, ondan sonra ma var. An ma ol bir şeyden ki kanu, olduklarından, yaptıklarından sorulmayacaklar mı? Herhalde ne anlamda kullanmış? Siz onların yaptıklarını sorguya çekilecek değilsiniz. Ya'melune yaptıklarından ve la tus'elun, sorulmayacaksınız. Neden? Amma kanu. Evet. Neden? Amma kan olduklarından. Evvela evet. Evvelen değil. Evvelen de okuma ihtimali var. Buradaki istifam öncesi. La ya'lemun.
bilmiyorlar mı? Biliyor değil miler? Neyi? Enne Allah'a muhakkak Hazreti Allah ya'lemu, biliyor. Neyi biliyor? Ma ol bir şeyi ki burası isim ve sül yusirrune. Yine arkadaşlar burası sıla cümlesi. İrab'dan mahal yok. Gizlediklerini ve ma. Yine ikinci bir isim mevsul. Ol bir şey ki yolilune. Onların gizlediklerinde açığa vurduklarında Hazreti Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Vehebe hibe etti kim? Ebu Bekir'in Efendimiz radıyallahu anh nereye? Lil İslam, İslam'a. Neyi? Küllema ol bir şeyin tamamı ki külle muzaf, ma muzafın ile isim mefsul olduğu için mahallen mecrurdur. Çünkü muzafı ile mecruattan devamındaki cümleler arkadaşlar sıla cümlesinin irapta mal yok. Yemliku minel mal. Maldan sahip olduğu her şey demek bu. Maldan sahip oldu veya direkt sahip olduğu her şeyi İslam uğruna ne yaptı? Hibe etti. Kabela kabz etti, yakaladı. Eşşurtiyi polis. Kimi alellezin ol kimseye ki saraku hırsızlık yapanları yakaladı. Fiil mazi fetözene mebni fail damme ile merfu alellezine mef'ulün bi gayri sarih harfi cerle mahallen mecrur. Seraku da sıla cümlesi yarabda mal yok. Vedda et elleteyni. Elleteyni ne yaptı? Vedda'at uğurladı. Kim uğurladı? Veya kimi uğurladı? Elleteyni iki kimseyi. Nerede? Öyle iki kimse ki zarata o ikisi ziyaret etti. Neyi? Menzilena evimizi. Evimizi ziyaret eden iki kişiyi veya veddatu diyelim arkadaşlar. Uğurlamayı ben yaptım. Veddatu ben uğurladım. Fiil fail. Faili şuradaki tüdür. Tüdür. Eğer burası elle tane olsaydı burası veddat olurdu. Ol kimse uğurladı ki o ikisi zarata ziyaret etti. Menzilena evimizi olurdu. Ancak uğurlama işlemini ben yapıyorum burada. Elleteyni de vedda fiilinin mef'ulüdür. Mef'ulün bi sarih irabı lafzidir. Çünkü tesniyedir. Tesniyenin nasb alameti y'dir. Ra'aytu ben gördüm. Ellezine ol kimseye ki fazu kazananları gördüm. Fiil fail. Mahallen merfu faili. Çünkü zamir ellezine de ra'aytu fiilinin mef'ulüdür arkadaşlar. Mahallen mansuptur. Fazu da sıla cümlesi. Safertü ne yaptım? Yolculuk yaptım. Elleti. Evet. Bu sefer işte burası saferat. Yolculuk yaptı. Kim? Elleti. Ol bir kimse ki. Safera. Fiili mazi. Fetha üzerine mebni. Elleti. Çünkü ra'ya bakıyoruz. Elleti de onun failidir. Kim yolculuk yapmış? Kânet indenâ. Bizde olan kişi. Bizde olan kişi yolculuk yaptı. Evet. Caet geldi. Kim geldi? Elletani. İki bayan. Yani iki kişi geldi ki bayan oldukları elletani'den veya şuradaki caet fiilinden anlaşılıyor. Elletani caet fiilinin failidir. Raf alameti elif. Nasıl ki bayan? Evet. Teskünani kalan nereye? Emamena. Önümüzde iskan eden, önümüzde kalan ikisi geldi. Ra'aytu gördüm ellai ol bir kimseler ki yeştagilne meşgul olan fil masna. Fabrikada çalışan, fabrikadaki işle meşgul olan kişileri gördüm. Ra'aytu fiil fail, fail tüdür, mahalle merfu ellai. Ra'a fiilinin mef'ulüdür, mahallen mansuptur. Çünkü mef'ul mansubattan yeştagilne fil masna cümlesi, yeştagilne fil masna cümlesi sıla cümlesidir. İrab'da mahalli yoktur. Hâzâ huve. İşte bu nedir? El beyt. Bir evdir veya hâzâ. Bu nedir? Huvel beyt. Evdir ki ellezî ol bir ev ki eskünü fîh içerisinde yaşadığım evdir. Qara'tu okudum el kitabe. Kitabı ellezî ol öyle bir kitap ki işte raytu satın aldım. Neyi? Hu. Kitaba gidiyorum. O kitabı. Neden? Minel mektep. Kütüphaneden ne zaman? Ems. Dün. Bu evet, diyor ki dün kütüphaneden satın aldığım kitabı okudum. Dün kütüphaneden satın aldığım kitabı okudum.
Evet, galeptu ellezi, galeptu galip oldum, yendim. Ellezi kimi? Galebeni, beni yeneni yendim. Fiil fail, ellezi de meful mahallen mansup. Hadara lezani, ol bir kimse, ol iki kimse geldi ki kana o ikisine de müsafiraini. Burada arkadaşlar kâne nedir? İsmini raf, haberi nasbeden edatlardan. Elif onun ismidir. Müsafireyn'deki y de arkadaşlar kânenin neydi arkadaşlar? Şey, müsafireyn'in kânenin haberidir. Nasb alameti y'dir. Kânenin ismi şurada eliftir. Kânenin haberi müsafireyni, nasb alameti y'dir. Çünkü kânenin haberi mansubattandır. Evet. Misafir olan iki kişi ne yaptı? Geldi diyor. Uhibbu seviyorum. Ellezine allemuni. Alleme, allemu. Ne yaptılar? Ni. Burası nun arkadaşlar. Kaynaştırma nunudur. Bize öğretenleri seviyorum. Bize eğitim verenleri seviyorum. Ellezi ol kimseler ki yuallimu. Alleme, yuallim. Öğretti kime? Na. Bize öğreten kişi nedir? Muhlisun. İhlaslıdır. Samimidir. Allahu Hazreti Allah ellezî ol bir zatı ecelli aladır ki halakas semavati vel ard, semavat ve arzı yaratandır. İnne Allah muhakkak Hazreti Allah kiminledir? Meallezîne ol bir kimse ile beraberdir ki ittakû kendisinden korkanlarla beraberdir. Allah'tan korkanlarla beraberdir. Buradaki Allah lafz-ı celali innenin ismidir. Feta ile nasb olmuştur. İnne Allah'ın meallezine de innenin şibih cümle haberidir. Dolayısıyla nedir? Mahallen arkadaşlar şibih cümle olduğu için irabı mahalledir. İnnenin ismi de şey innenin haberi merfuatlı olduğu için mahallen merfudur. Ama ellezine ma'den sonra gelen muzafın ileyhtir. Muzafın ileyhtir. Ancak isim mefsul olduğu için mahallen mecrurdur. Çünkü ellezine arkadaşlar irabı mahallidir. İttaku da sıla cümlesidir. Şuraya dikkat edin bakın. Meallezine şu meallezine innenin haberidir. İnnen haberi merfuattan olduğu için mahallen merfu ama ellezine mea'dan sonra gelen muzafın ileh olduğu için mahallen mecrurdur. Mahallen mecrurdur. Çünkü ismi mefsul mahalle-i Rab alır. Rabbuna, özür dilerim. Rabbena. Niye Rabbena diyoruz, Rabbuna demiyoruz? Çünkü burada hasfedilmiş bir ya arkadaşlar. Nida harfi olan ya vardı. Ey Rabbimiz işte diyoruz ya. Ey Rabbim. İşte oradaki ya Rabbena da diyebiliriz. Veya direkt ya'yı hasfedip Rabbena da diyebiliriz yani. İkisi de seslenme ifadesidir. İnneke muhakkak ki sen nesin te'lemu bilensin neyi ma ol bir şey ki nuhfi gizlediğimizi ve ma nu'lin açığa verdiğimizi de gizlediğimizi de bilen sensin. La taktilu öldürmeyiz. La taktulu katale yaktül arkadaşlar birinci baptan. La taktulu öldürmeyiniz. Kimi? En nefse. Nefsi elleti öyle nefis ki harramallah. Haram kıldı kim? Allah Hazreti Allah. İlla bil hak. Ancak haklı olursanız müstesna. Haklı olursanız müstesna. Evet, katale yaktülü la teklü. Buradaki la arkadaşlar la'i nedir arkadaşlar? Nehi hazır la'sı değil mi? Bakın nehi hazır. Nereden anlıyorum nehi hazır? Çünkü emir ve nehi hazır la'larda sondaki nunlar ne yapıyordu arkadaşlar? Düşüyordu. Olumsuzluk anlamı olsaydı o zaman la taktulune öldürmüyorlar olurdu. Burada nehy hazırlığı olduğu için sondaki nun cezim alameti olarak düşmüştür. Çünkü buradaki la arkadaşlar cezmeden la'dır. Nehy hazırlığı. Takdülü muzarifi la ile cezm olmuştur. Cezim alameti sondaki nunun düşmesidir. Öldürmeyiniz. Kimi? En nefse. Nefis kelimesi semai müennes olduğu için arkadaşlar fiilimiz katele yaktülü değil de taktülü de müennes olarak gelmiştir. Elleti. Yine semai buraya dikkat edelim. Semai müennes olduğu için isim mefsul elleti olarak gelecektir. Hazreti Allah'ın haram kıldığı nefsi kişiyi öldürmeyiniz ancak hak olduğu zaman müstesna.
İnnellezine ol bir kimseler ki kimdir onlar? Ellezine innenin ismidir. İsmi mefsul olduğu için irab mahalledir. Mahalle mansup. Amenu iman eden o kimseler ve amilus salihat salih amel işleyen o kimseler inna muhakkak ki biz la nudiu ne yapmayacağız? La nuzayi etmeyeceğiz. Neyi? Ecremen ol bir kimsenin ecrini ki ecre muzaf, men muzafın ile, muzafın ile mecrurattan olduğu için kendisinde cer alameti arayacağız. Ancak isim mefsul olduğu için cer alameti mahallidir. Mahallen mecrur. Kimi zayi et, kimin ecrini zayi etmeyeceğiz? Ehsene amelen. Ecsene değil arkadaşlar. Ehsene. En güzel amel, amel cihetinden. Şuradaki ehsenenin arkadaşlar amele neyidir? En güzeli, güzel cihetinden burayı açıklamış. Değil mi? Temizidir. Amel temizdir arkadaşlar. Güzel cihetinden veya en güzel ameli işleyen kişinin ecrini biz ne yapmayacağız? Zayi etmeyeceğiz. Peki arkadaşlar. Diğer ismi mevsuller. Bunların dışında arkadaşlar çok fazla kullanılmasa da ismi mevsul olarak kabul eden harfi tarif diye müştak isimlerin ismi fail gibi bunların başında da isim mevsul olduğu kabul edilebilir. Normalde biz buraya ne deriz? Ada döndü. Kim? El müsafiru. Misafir döndü. Burası yolcu. Ada fiili mazi. El müsafir de onun failidir. Burada ne yapmış? Ada lezi. Ol kimse döndü ki yusafiru. Yolculuk yapan kişi döndü şeklinde bu şekilde çevirmiş. Buradaki artık elif lama mı? Yani ben bunu ilk defa burada karşılaşıyorum. Üniversitede filan hiç böyle bir şey görmedik arkadaşlar. Sadece üniversitede özel ve has isim mefsulleri gördük. Burada gördüm yani harfi tarifin isim mefsul olarak söylediğini. Evet. Ene ben neyim? Eşşakürü şükrediyorum. Neye? Nimeteke. Senin nimetine şükrediyorum. Elif lam yani harfi tarif ellezi manasında ismi mefsul olarak söylemiş. Lestu değilim bil cahit inkar eden değilim. Fadleküm üstünlüğünüzü inkar eden kişi değilim. Raeytül gördüm neyi? El müsenni. Evet. Övülmeye öven. Senna yüsenni tesniye müsennin. Elif lamla geldiği için arkadaşlar ye ile gelmiş. Senna yüsen müsennin. El müsenni öven kişiyi aleyhi onu yani he müsenni öven müsenni aleyhi övülen yani övülen kişiyi gördüm anlamında müsenni aleyhi ya da şöyle onun üzerine övgü saçan onun üzerine övgü yapan anlamında ra'eytüllezi ol bir kimseyi gördüm müsenni aleyhi ona övgü yapıyor tamam. Burada müsenni arkadaşlar raaytünün neyidir? Mef'ulüdür. Övme işlemini yapan. Aleyhi ona. Evet. El katimu ne yapan? Gizleyen neyi? Sirra ihvani. Kardeşlerinin sırrını gizlenedir. Mahbubun sevilir. El hasanu. Hasan nedir? Hulkuhu. Hasan ki onun ahlakı mükerramun. Övülmüştür. Ellezi ol bir kimse ki yahsunu güzel oluyor hulku. Yani buradaki Hasan arkadaşlar isim olarak değil tabii elif lam takısı olduğu için isim diyemeyiz. Elif lam takısı olduğu için isim değil arkadaşlar. Ahlakı güzel olan. El Hasanu hulku ahlakı güzel olan nedir? Mükerremun övülmüştür. Ellezi ol bir kimse ki yahsunu güzel oluyor. Hulku ahlakı güzel olan kişi mükerremun nedir? Övülmüştür. Kerimdir. Evet. Bir diğeri men za ma za. Bu zalar arkadaşlar işaret içinde kullanılan zalar olabilir. Men za zehebe. Men ol bir kimse ki za. İşte şu zehebe gitti. Giden kimdir anlamında? Men za zehebe. Men za giden kimdir? Yani buradaki men kim anlamında? İsmi mevsul değil. Kim anlamında kullanmış? Men kimdir? Za zehebe. Giden kişi. Ma za fealte. Yaptığın şey de nedir? Evet, diğer isim mevsulleri. En, enne, lev, ma, key, hemze, tesviye. Tesviye eşitleme demek. Geldik.
Evet, bunlar arkadaşlar bilmiyorum ben hiç görmedim. Karşılaşmadık isim mevsulü olarak. Sadece özel ve müşterek isim mevsulleri görmüştük biz. İşaret isimleri hâzâ, hâzihi. Herhangi bir şeyi işaret etmek için kullanılan isimlerdir arkadaşlar. Tabi bizim Türkçemizde kullandığımız bu veya şuya delalet eder, şuyu ifade eder. Yakın için, orta uzaklık veya uzaklıktakiler için ayrı ayrı kullanılır. Yakın için kullanılan işaret isimleri, buradaki ha'lar tenbih edatıdır. Yani işte şu anlamında, işte şu işaret ediyor. Yakın için kullanılan işaret isimlerinde eğer müfret müzekker ise hâzâ, müfret müennes ise hâzihi, tesniye müzekker ise hâzen hâzeyn. Aynen isim mevsul gibi tesniyeler murab, müfret ve cemiler mebnidir. Müfret tesniye müennes ise hâtâni hâteyni, hâzâni raf halinde, hâzeyni nasb ve cer halinde. Bu da aynı. Cemiler de eşit aynı arkadaşlar. İster cemi müzekker, ister cemi müennes olsun haülâ şeklinde kullanılır. Orta uzaklıktaki bir şey işaret edecek isek, işaret ettiğimiz şey müfret tekilse, müzekkerse zâke. Şu, eğer müfret müennesse tâke veya tîke. Tesniye müzekkerse zanike, zeynike, tesniye müennesse tanike, teynike. Yine bunlar gördüğünüz gibi murab. Cemi ise ülaike. Bu orta uzaklık çok nadir arkadaşlar kullanılır. Genelde çok yakınımızda ise haza, işte hazihi, hazan, hazeyni gibi. Uzakta ise işte ne kullanılır? Zalike. Müfret müzekkerse uzaklıktaki bir şeyi işaret edeceksek zalike. Müennesse tilke. Zanike, zeynike, tanike, teynike, cemi ise ulaike. Örneğin bu işte evde diyeceksek hâzâ beytün, beyt müfrettir ve müzekker olduğu için de onu işaret ettiğimiz zaman hâzâ beytün bu evdir. Hâzâ talibun bu erkek öğrencidir. Hâzihi talibetun bu kız öğrencidir. Hâzâni şu ikisi taliban iki erkek öğrencidir. Râitü gördüm kime hâzeyni şu ikisine talibeyni şu iki öğrenciyi gördüm. Hâzeyni talibeyni şeklinde. Arkadaşlar ismi mevsuller ve işaret isimleri marifedir. Kendiliğinden marifedir arkadaşlar. Dolayısıyla onların yanında gelecek olan sıfatlar da elif lamla marife olurlar. Bunlar çünkü kendiliğinden marifedir. Örneklere bakalım. Caet geldi kim? Hâzî talibe. Bu kız öğrenci geldi. Burası fiil. Fiil-i mazi. Feta üzerine mebni. Faili kimdir arkadaşlar? Faili şuradaki hâzihidir. Fail buradaki hâzihidir. İsmi mefsul işaret ismi olduğu için irabı mahallidir. Mahallen merfu. Et-talib arkadaşlar. Hâzihi kendiliğinde zaten marifedir. Hâzihi'den sıfattır. Sıfat olması için de elif lam takısıyla gelmiştir. Hâzihi talibet. Bu kız öğrenci geldi anlamında. İşaret ediyor kız öğrenciyi. Bak bu. Bu kız öğrenci geldi. Burada tabi şu da var. İşaret isimlerinden sonra arkadaşlar eğer sıfat geliyorsa o zaman burası işaret sıfatına dönüşüyor. İşaret isimlerinden sonra sıfat geliyorsa burası işaret sıfatına dönüşmüş oluyor. Caet geldi et talibetü kız öğrenci hadi işte şu anlamında. Et talibetü. Bu sefer ne oldu? Talibe Cae'nin faili oldu. Hadi de ondan sıfat olarak gelmiştir. Cae hâze. İşte bu geldi anlamında. Cae fiil hâze fail. Ra'eytu hâze. Bunu gördüm. Fiil fail hâze. Mef'ul mahallen mansup. Sellemtu ala hâzâ fiil fail ala hâzâ mef'ulün bih gayri sarih mahallen mecrur. Sellemtu selam verdim kime ala hâzî talibe bu kız öğrenciye selam verdim. Sellemtu fiil fail faili tüm mahallen merfu ala hâzî talibe mef'ulün bih gayri sarih mahallen mecrur. Et talibel arkadaşlar
Normalde hazide müşarun ileh deriz. İşaret olunan isim. Ancak burası marife. Bu da eliflamlı marife olduğu zaman hazinin sıfatı olarak gelir. Burada artık hazi işaret sıfatına dönüşmüş olur. Raitu gördüm hazit talibe. Burası raitu fiilinin mef'ulüdür. Mef'ulün bihtir. İşaret ismi olduğu için irabı mahalledir. Mahallen mansup et talibe de müşarun ileyh haziden sıfat olmuştur. Karatü ben okudum ne kitabe haza. Bu kitabı okudum. Kitabe haza. Burası muzaf. Haza muzafın ileyh gelmiştir. Mahallen mecrur. Er racule adam nedir? Huve haza. İşte budur. Yani bu şöyle dediğini işte adam işte bunu yapandır anlamında. Yani işte adam budur. Veya direkt birisini göstermiş de olabilir. İşte budur şeklinde. Evet. Er racule burada nedir? Mübdedadır. Damme ile merfu. İki tane marife kelime arasına girmiş olan zamire zamiri fasıl deriz. Haza burada artık nedir? Haberdir. Haberdir. Mahallen merfudur. Hadani şu ikisi. Burası mübdeda. Tesniyeleri murab olduğunu söyledik. Mübdedadır. Mübdeda merfuattandır. Raf alameti nedir? Eliftir. Çünkü tesniye. Elif lam takısı getirmeyiz. Çünkü zaten kendiliğinden marifedir. El veledani. İşte şu iki çocuk. Bu da hazaniden sıfat olmuştur. Yine raf alameti eliftir. Çünkü mübdedaya uygun olarak gelmiştir. Mühezzebani de hazaniden haberdir arkadaşlar. Haber nedir? Mühezzeban edebini. Bakın burası sıfat olduğu için eliflamlı gelmiş. Marife yapmıştır. Burası haber olduğu için nekre gelmiştir. Tesni olduğu için raf alameti nedir? Eliftir. Şuradaki elif. Evet. Fekale dedik. Neyi dedi? Enbiuni. Bana haber verin. Ne ile? Bildirin daha doğrusu. Bi esmaiha ulay. Onların isimlerini bana söyleyin. Onların isimlerini bana haber verin. Burada arkadaşlar fekale dedi neyi dedi? Şu cümlenin tamamını dedi değil mi? Dediği şey onların isimlerini bana bildirin, bana söyleyin, haber verin anlamında. Bu cümlenin tamamını söylediği için gale'nin mef'ulüdür. Peki fail kim? Fail hüve. Bilmiyoruz. O. O dedi. Tahtında hüve. Dediği şey şu cümlenin tamamı olduğu için mef'uldür. Cümle olarak gelen mef'ullerin irabı da mahalledir. Mahallen mansup. Kendi içerisinde enbiuni arkadaşlar enbe'e yunbiu enbiu enbiu enbi enbi'a enbiu enbi enbi'a enbiu enbiu arkadaşlar. Burası nedir? Emri hazır cemi müzekker faili şuradaki vavdır. Bak kalenin faili değil ama enbe'e fiilinin faili vavdır. Nun kaynaştırma harfi. Y'de nedir? Fiile bitişen. Kime bildir? Bana. Bana fiile bitişen mansup muttasız zamir onun mef'ulü konumundadır. Mahallen mansup. Peki neyi bildir? İkinci mef'ul biliyorsun haber verme, bildirme anlamındaki fiiller iki tane mef'ul alırlar. Birinci mef'ul şuradaki nidir arkadaşlar. İkincisi bi esma-i havle onların adlarını. Burası en fiilini ikinci mef'ulüdür bi esma-i. Harfi cer ile mecrur mahallen mansuptur. Esma muzaf, ha muzafın ileyh, muzaf ile mecrurattandır. İsmi şey işaret ismi olduğu için irabı mahalledir. Mahallen mecrur. Çünkü muzafın ileyh. Hatani şu ikisi nedir? Tecmeani topluyorlar neyi? El ezhara çiçekleri. Burası mübteda tesni olduğu için raf alameti lafzı elif iledir. Tecmeani fiil cümlesi haber. Fiil cümlesi haber. Eğer şurası başa gelseydi tecme olacaktı sadece. Müfret gelecekti. Ancak haber olarak geldiği için mübtedaya uygun olarak sayı ve cinsiyet olarak tecmeani o ikisi topluyor. Peki burası fiil-i müzari raf alameti nedir? Şuradaki eliftir. Çünkü tesni neyi topluyor? El ezhara çiçekleri. Çiçekler arkadaşlar tecmeu fiilinin mef'ulüdür. Lafzen feta ile nasb olmuştur. İnne hâdeyni işte şu ikisi. Hâdeyni innenin ismidir. İnnenin ismi mansubattandır. Tesni olduğu için nasb alameti yedir. Nedir? Faizani kazanandır anlamında. Şu ikisi kazanandır. Burası innenin haberi. İnnen haberi merfuattan olduğu için raf alameti elif. Çünkü tesniye. İnne hateynil fateteyni. Özür dilerim. İnne hateynil fetateyni.
İnne hateyni, muhakkak şu ikisi, el fetateyni, şu iki genç kız var ya, bu fetateyn hateyni'den sıfat olmuştur arkadaşlar. Nereden de? Min Türkiye, Türkiye'dendir. Hateyni innenin ismidir. Ye ile nasb olmuştur. El fetateyni hateyni'den müşarın iley olarak sıfat olmuştur. Yine nasb alametiye. Nereden? Min Türkiye, Türkiye'dendir. İnnenin şibih cümle haberidir. Harfi cerle mecrur mahallen mansuptur. Ucibu e'cebe yurcibu ifal babından müzari nefsi mütekellim vahde. Beğeniyorum, hoşuma gidiyor, seviyorum. Ne veya neyi ehlu tahta. Tahta burada herhalde bir yerleşim ismi arkadaşlar. Bakayım. Tahta halkı hoşlandılar diyor. Tahta. O zaman şurası yanlış. Normalde ben seviyorum, beğeniyorum olsa ehle tahta olması lazım. Tahta halkını. Ama tahta halkı seviyorsa burası arkadaşlar Ercebe olması lazım. Ercebe. Ercebe. Beğeniyor. Hoşlandı. Ercebe. Kim? Ehlu tahta. Taht halkı. Neyi? Bihadi duruz. Bu dersleri sevdi, hoşlandı. Burası fail. Damme üzerine merfu. Bihadi arkadaşlar duruz. Ve fulu mi gayri sarih. Mahallen mansup. Harfi cerle mecrur. Mahallen mansup. Ancak şuradaki hazi arkadaşlar işaret ismi olduğu için cer hali de mahallidir. Mahallen mecrurdur. Çünkü esre üzerine mebnidir hazihi. Ne yaptılar? Hoşlandılar, beğendiler bu derste de feakbelu, kabul ettiler veya geldiler. Nereden? Min etrafil medine, şehrin dört bir tarafından. Nerede? Fil mevaidil muhaddede, muhaddede sınırlı. Mevaid, mevuit, mevaid, vakit, randevu demek ama buradaki anlamı vakit herhalde. Sınırlı vakitlerde geldiler. Niçin? Liyesme'u, dinlemeleri için. Buradaki lam neydi arkadaşlar? Müzari fiilin onların
miktar mahirune. Bu bir çocuktur. Evet, ve ma hadihi dünya, bu dünya olmadı. Ve ma değildir hadihi dünya, bu dünyada ne gelir? İlla ancak lehun ve laibun, ancak oyun ve eğlence yeridir. Lehun eğlence, laib oyun. Fela yakrabu, yaklaşmayınız el mescidel haram, mescid-i harama, ba'de amihim hada, bu yıldan sonra yaklaşmayınız. Evet, bu ismillah ve iz kâle, biz dedik ki ve iz kulna, biz dedik ki udhulu, giriniz hazil kariye, bu köye giriniz. Bu kadar yeter arkadaşlar herhalde. Zaten bitti. Geldik Arapça metin okuma kısmına. İnşallah bir sonraki dersimizde de burayı yaparız. Sürçülisan eylediysek affola arkadaşlar. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin. Sınavlarda muvaffak eylesin. Yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah.